Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. Zamanla gurbetin acısına tahammül edemeyen bir kısım muhacir, Mekkelilerin İslam'ı kabul ettiklerine dair haberler duydular. Bunu geri dönmek için bir sebep yaptılar ve Mekke'ye ulaştılar. Ama her şeyin ayrıldıkları gündeki gibi olduğunu anladılar. Tekrar eski zulüm hayatını yaşayacaklardı. Bir gün Ebu Cehil yanında bir arkadaşıyla Safa Tepesi'nde oturmakta olan Hazreti Peygamber'e rastladı. Rahatsız edici sözler söyledi. Arsızlığını o derece arttırdı ki evinin penceresinden konuşulanları dinleyen bir cariyenin bile vicdanı sızlamıştı. Hazreti Peygamber Ebu Cehil'i sadece dinlemiş, hakaretlerine cevap vermemişti. Akşama doğru avından dönen Hamza, cariye tarafından durduruldu. Kendisine olanlar anlatıldı. Cariye bunları anlatırken Hamza'yı utandıracak ifadeler kullanmış, "Yeğenin böyle hakaretlere maruz kalsın, sen de av peşinde gönlünü eğlendir," demişti. Hamza sinirli adımlarla yürümüş, Ebu Cehil'in başını yarmış ve "Ben de onun dinindeyim, yiğitsen o sözleri bana da söyle," demişti. Bundan sonra Hamza, Hazreti Peygamber'i bulmuş, intikamını aldım demiş ama Hazreti Peygamber'in "Amcacığım, ben ancak senin İslam'ı kabul etmenle mutlu olurum" demesi üzerine Müslüman olmuştur. Müşriklerin teklifi ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem cevabı. İslam'ın günden güne yayıldığını gören Kureyşliler, Ebu Talib'i ziyaret ettiler. Yeğenine sahip olmasını, putlara dil uzatmasının önüne geçmesini istediler. Bu ziyaretler birkaç defa yapıldı. Ebu Talib her defasında onları yumuşak ifadelerle, tatlı sözlerle geri çevirdi. Fakat adamlar her defasında sert tavırlar alıyorlar, gittikçe sert ve ağır bir dil kullanıyorlardı. Sonunda Ebu Talib Hazreti Peygamber'i çağırdı, durumu anlattı, bundan böyle tahammül edemeyeceğini bildirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Amcacığım, ben bu görevi Allah'ın bir emri olarak yapıyorum. Bırakmam mümkün değildir. Yemin ederim ki güneşi sağıma, ayı soluma koysalar da beni cihan padişahı yapsalar bu işi bırakamam," dedi. Bunları söylerken gözlerinden yaş dökülmekteydi. Ebu Talip bundan böyle eskisi gibi himaye edeceğini, ölünceye kadar kimsenin kendisine dokunamayacağını ifade etti. Müşriklerden yeni teklifler. Bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden Utbe bin Rebi'a, Hazreti Peygamber'i buldu, getirdiği dinle Kureyş'in arasına ikilik soktuğunu anlattı. "Şayet bu dini getirmekle asıl maksadın servet kazanmaksa seni zengin yapalım. Evlenmek istediğin bir kadın varsa hemen nikah edelim. Reis olmak istiyorsan taç giydirelim ve sana danışmadan iş yapmayalım. Gözüne görünen ve kurtulamadığın bir görüntü varsa tedavi ettirelim," diyordu. Hazreti Peygamber onu sonuna kadar dinledi. "Şimdi sen de beni dinle," dedi ve Fussilet suresini okumaya başladı. Secde ayeti gelince ayağa kalktı, secde etti. Tekrar okumak istediğinde Utbe, "Aramızdaki akrabalık aşkına yeter," dedi ve ayrıldı. Biraz sonra arkadaşlarına, "Ömrümde dinlemediğim bir söz dinledim. Vallahi bu söz sihir değil, şiir ve kehanet değil. Beni dinlerseniz bu adamı kendi davasıyla baş başa bırakın. Şayet Araplar ona galip gelirlerse sizin maksadınız yerine gelmiş olur. Eğer o Arapları mağlup ederse onun şerefi sizin şerefinizdir," dedi ve ayrıldı. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu ve Müslümanların güç kazanması. Bu işin sonu Hazreti Peygamber'i öldürmekle alınabilirdi. Ebu Cehil onu öldürene 100 deve vereceğini vaat etti ama kimse buna cesaret edemiyordu. Sonunda 27 yaşında yiğit bir adam, "Bu işi ancak Hattab'ın oğlu yapar," dedi. Kalktı, kılıcını kuşandı, sert adımlarla giderken onu durdurup maksadını anlayan Nuaym bin Mes'ud, Hazreti Peygamber'i kurtarabilme maksadıyla "Sen önce kız kardeşine ve eniştene bak," dedi. Ömer bu defa eniştesinin evine yöneldi. Fakat orada eline aldığı Taha suresini okuduğu zaman gönlü yumuşadı.
O günlerde Safa Tepesi civarındaki Erkam bin Ebil Erkam'ın evine yerleşen Hazreti Peygamber'e ulaştı ve onun önünde şehadet kelimelerini söyledi. Ömer bin Hattab gibi bir insanın İslam'ı kabul etmesi büyük bir olaydı. Özel olarak Hazreti Peygamber'in "Allah'ım bu dini Amr ya da Ömer ile destekle" diye dua ettiği biliniyordu. Amr bilindiği gibi Ebu Cehil'di. Yüce Mevla'nın inayet ve hidayeti Ömer bin Hattab'a ulaşmış, onun taş gibi kalbini yumuşatmış, eritmişti. Halbuki onun için Hattab'ın eşeği bile Müslüman olabilir ama Hattab'ın oğlu Müslüman olamaz denildiği hatırlardaydı. Şu da bir gerçek ki, Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul edişinden sonra Müslümanlar kendileri için gerçek bir destek bulmuş, kendilerini daha güçlü hisseder olmuşlardı. Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul ettiği günde müminler Mescid-i Haram'a gelmiş ve Resulullah Efendimiz'in arkasında ilk defa cemaatle namaz kılmışlardı.